Tim el Siyoh geçidi. Burada öncü çalışmalar yapıldı. 50 yıl önce Avusturya ile İtalya arasındaki Alpler'de yüksek dağ geçidi açıldı. Mimar Werner Çoll, ekstrem koşulların üstün başarılar için bir dürtü olduğunu çok iyi biliyor. Özellikle de doğadaki ekstrem koşullarda. Bu görkemli manzarada şöyle bir etrafınıza baktığınızda her şey aslında bir heykel. Bu doğaya mimariyle cevap veremezsiniz. Hiçbir mimari yapıt buna yetmez. O nedenle heykelle yanıt vermeye çalıştık. Werner Çoll'un Geçit Müzesi 2500 metre rakımdaki çorak kayalık doğada Avusturya'dan Güney Troll'e doğru uzanan sarp bir kaya gibi duruyor. Taşlaşmış bir sınır çizgisi deneyimi. Mimarlık her zaman bir iletişimdir, göze hitap eder ama aynı zamanda insanları bu doğaya yaklaştırır ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Çünkü özellikle de burada, örneğin biri bu geçitten geçerken durup diğer tarafa baksa, bu manzaraya dair bambaşka bir izlenim elde eder. Eğer bir kişi burayı canlı olarak görüp 360 derece hareket etme imkanına sahipse, edindiği izlenim bir fotoğraf karesindekinden bambaşka olacaktır. Ve bu doğayı normalden çok daha iyi anlayacaktır. Werner Çoll dağları bir film yönetmeninin setini gördüğü gibi görüyor. Hatta 1955 doğumlu Güney Trollü mimar aslında film yönetmenliği okumak istiyormuş. O tam bir minimalist. Oysa temaları en büyük duygular. Mimarlık duygudur. Tamamen bir duygu. Bina başına tek bir fikir, tek bir konsept vardır ve bu son ayrıntısına kadar orada yer alır. Werner Çoll, Tim el Siyoh geçidi boyunca 6 yapıya imza attı. Projelerinden biri, 2018'de Güney Troll tarafında açılan Tim el Transit Müzesi. Tarih dolu bir binanın yeniden canlanması. Bu 60'lı yıllardan kalma gümrük memurları için bir kışla. Ve burası nasıl kışla olarak iyi iş gördüyse, şimdi müze olarak da iyi iş görüyor. Başka bir deyişle işlevler hakkında konuşmak zor. Yapı, manzarayı izler demeyi tercih ediyorum. Çoll yeni binaları inşa etmekten kaçınıyor. O yeniden canlandırmanın ustası olarak kabul ediliyor. Bolzano yakınlarındaki Sigmundsson Kron Kalesi'nin tasarımıyla ünü Güney Troll'ün çok ötesine uzandı. Fakat aynı zamanda fütüristik konseptlerle de adından söz ettiriyor. Werner Çoll 2017'de en iddialı projelerinden birini tamamladı. Doğum yeri Laç'ın yükseklerindeki kendi yaşadığı ev. Kendi evinizi inşa etmek, bir başkası için tasarlamaktan çok daha farklı bir iş. Kendin için inşa etmek, düşünce sınırlarını zorlamak anlamına geliyor. Cam cephelere sahip mimari, sanki o çevrenin bir parçası gibi doğayla iç içe geçiyor. Burada yıldız mimar değil, manzara. Eğer bir hata yaparsanız bu kendi suçunuzdur. Başkaları için bir şeyleri rahatlıkla deneyemezsiniz. Bu bir sorun çıkarır. Bu yüzden bazı işleri kendi evinizde istediğiniz kadar deneme yapabilirsiniz. Her zaman işçiliğin geri planda kaldığı söylenir. Ancak kendi evinizi yapmaya kararlıysanız hep bitmeyen bir şeyler kalır geriye. Bu beton yapının bir parçası olan delikler gibi. Eminim ki yakın bir zamanda onları daha sanatsal bir tasarımla ve daha iyi kapatmamı sağlayacak bir şey bulacağım. Her zaman kendi hatalarını görürsün. Sınırını asla belirleyemezsin. Hep daha ilerisini düşünürsün. Hep daha iyi olursun. Ve bu kesinlikle teşvik edicidir. Bir gün iyi bir mimar olmak, bu bir hayaldir. Werner Çoll, dağlardaki bir yönetmen olarak ülkesine bakış açısını mimari fikirleriyle değiştirmeye çalışıyor.